Düdüklü tariflerimiz bitmeden size 3 tane tarif vermek istiyorum. Önümüz yaz, müthiş lezzetler var. Barbunya, fasulye ve tabii ki enginar. Bu 3 lezzeti çok güzel bir şekilde nasıl düdüklüde yapabileceğinizi, kaç dakikada pişireceğinizi ve onu lezzetlendirecek ipuçlarını göreceğiz. Hadi beraber izleyelim. Düdüklünün Sihirleri kitabını hazırlarken temel bazı zeytinyağlı tariflerin de muhakkak kitapta olmasını istedik. Niçin? 3 tane düdüklü tencerem var. 3 tane zeytinyağlıyı bir arada ve 10-15 dakika içerisinde yapacağız. Şimdi onun için farklı farklı malzemelerim var. İlk zeytinyağım enginar. Enginarı güzelleştirecek bezelyem, havucum, patatesim, soğanım, bir parça da dereotum var. Azıcık da bir şekerim var. Fasulyem için 1 kilo kenarlarını soyduğum fasulyem var. 4 tane domatesim var. Kabuklarını da atmadım rendeledikten sonra. Onlar da ayrı lezzet veriyor. Soğanım var, sarımsağım var. Birazcık şekerim ve tabii ki tuz ekleyeceğim. Barbunyam içinse havucum var. Yine domatesim var, soğanım var, sarımsağım var. Bu kadar. Hepsinin altını açıyorum. Bunlar ısınırken zeytinyağlarını ekliyorum. Barbunyaya 6 çorba kaşığı. Fasulyede de 6. Enginarda ise 7 çorba kaşığı koyacağım yaklaşık. Biraz daha fazla olacak. Önce enginara bir tane soğan ekliyorum. Barbunyaya 1,5. Fasulyeye ise 2 soğan kullanıyoruz. 1-1,5 dakika kadar kavuracağız. Diğer malzemelerimiz ne? Yaklaşık 1 kilo fasulyem var. 1 kilo fasulyeyi direkt içerisine atıyorum. Arkadan enginarın diğer malzemelerini de ekliyorum. Patatesim var. Havucum var ve bezelyem var ve enginarlarım var. Enginarları böyle soğanla beraber tabanına doğru yerleştiriyorum. Gelelim barbunyaya. Barbunyayı da içerisine döküyorum. Aynı zamanda içine havucunu da ekliyorum. Şimdi geri tekrar fasulyeye döneceğiz. 4 diş sarımsağım var, onları böyle içerisine döküyorum. Enginarın sarımsağı yok, barbunyanın var. Onun da 4 diş. Onları da böyle iri iri doğradım. Onları da döküyorum ve hepsini karıştırıyorum. Hepsinin o ateşten nasibini alabilmek için güzelce karıştırıyoruz. Enginarlarım ve patateslerim de bir taraftan oluyor. Gelelim zeytinyağlılarımıza birazcık daha tat katmaya. Onun için önce enginara böyle bir tatlı kaşığı kadar şekeri üstüne serpiyorum. Fasulyeninki birazcık daha fazla, onunki 2. Barbunyanın da şekerini ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Enginara ayrıca birazcık da karabiber eklemek istiyorum. Dereotu. Yani bu da taze bir baharat gibi düşünün. Enginarın neredeyse malzemeleri tamam. Böyle 4 tane domatesi rendeledikten sonra içerisine atıyorum. Fasulyeye attığımız domatesin kabuklarını da güzelce üstüne yerleştiriyorum. Şimdi artık fasulyem hazır. Fasulyemi kapattım. Enginarda şöyle ufak bir numaram var. Güzel gözükmelerini istiyorum. O yüzden bu kenarındaki lezzetleri direkt enginarların bir kısmını üzerine de yerleştireceğim. Suya ihtiyacı var. Yaklaşık yarım bardak suyu böyle etrafına doğru koyuyorum. Bu düdüklüyü de kapatıyorum. Gelelim barbunyaya. Barbunyanın da birazcık domatesi var. 2 tane domatesi rendeledim. Onun da böyle güzelce suyu var. 1,5 çay bardağı kadar da su ekliyorum ona. Enginar için sadece ve sadece 8 dakika pişme süresi var. Barbunya için de aynı şekilde. Fasulye 1 dakika daha fazla, o da 9 dakika. 9 dakika sonra hepsi hazır olmuş olacak. Üçü de yaklaşık 7 dakikadır pişiyor. Yeşil diskimiz de çıktı. Onu hemen buradaki küçüğe alıyorum. Hatta isterseniz böyle arada numaralar da yapabilirsiniz. Eğer bir aceleniz yok, bir an evvel hemen açmak istemiyorsanız yemeğinizi normal verilen sürelerden 2 dakika, 3 dakika önceden kapatabilirsiniz. O böyle yavaş yavaş bitecek. Diğer açılma özelliği, hepsini bir arada gösterelim. Ön taraftan buharını alabilirsiniz. Bu da diğeri. O sırada enginarı boşaltıyorum. Enginarı ise bu arkasındaki klips yerinden. Enginarlarım çiçek gibi hazır. Barbunyamı da açıyorum.
barbunya da böyle mis gibi oldu. Bir taraftan fasulyenin pişmesi için bir dakika daha beklerken diğerlerini tabaklayabilirim. Özellikle bu tencerede enginar pişirmek gerçekten çok keyifli. Bir de barbunyamız var. Barbunya da hazır. Onu da şöyle tabaklıyorum. Fasulyemi altını kapattım. Usul usul 2-2,5 dakika yavaş yavaş derecesi düşerek pişmeye devam etti. Açabilirim. Fasulyem de gayet güzel bir şekilde pişti. Fisler düdüklü tencere fasulyeyi bambaşka güzel bir kıvamda, nefis bir şekilde pişirdi. Suyundan da böyle bir parça ekliyorum. Fasulyem de hazır. Gördüğünüz gibi 10 dakika içerisinde barbunya, enginar, fasulye hazırlıklarıyla falan hepsini toplasanız 20 dakika sürer. Fisler düdüklü tencerenin gerçekten sihirli olduğunu bir kere daha hep beraber gördük. Hepimize afiyet olsun.